Telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Buyurun. Alo. Yayındasınız şu anda. Buyurun, hoş geldiniz. İyi günler. Teşekkür ederim. Buyurun. Ben bir soru sormak istiyorum hocama. Buyurun Safiye Hanım. Benim babamın 1 milyar parası vardı. Evet. Onunla biz 4 katlı bina yaptık. 3 erkek kardeşimle ben bekardım. Ablam evliydi. O 22 yaşında evlendi gitti. O, biz bekardan eti kardeşimle birlikte dördümüz yaptırdık orayı. Hı hı. Oranın bana girişini verdiler. Benim oturduğum dairenin 3 oda bir tuvalet banyosu. O şekil üst katta 3 daire, 4'e oda, 2'şer tane balkon, 2'şer tane tuvalet banyo. Hı hı. Ben hem baba inşaatı aldım hem de evin arkasında ev sahibiyle araya da duvar çıkıldı. Beton atıldı. Oranın betonu tek başıma da eşimle ikimiz biz yaptırdık. Kardeşlerimde para yoktu, ona karışamadı. Hı hı. Ondan sonra ben 30 yaşım geçiyordum evlendiğinde. Bunu 22 sene annemle ablam size ev verdim dedi annem. Ablamı da veremedim. Ablam dedi ki siz ev aldınız da evde hak vermediniz. Ve ben evlenirken bana annem hiç destek olamadı. Yok da evinde, mane vermiyorum ama ablama da para çıkışmadığı için bu evden onu da veremedi. Ondan hı hı. sonra ablam evlenirken babam yaşıyordu. Babam bir miktar 1000 mark verdi. Ablama ceviz yaptılar. Bir de büyük bir hayvan verdi arkasına. Bir de 15 sene önce annem maaşı çıktı babamdan. Babam 86'da öldü. Babamdan maaşı çıktı. Onunla bilezik aldı. 15 sene önce 500 milyon verdi. O bileziği de hediye etti ablama. Ve benim çocuklarım yetim. Benim bir tane dayram var. Ablamın eşi yaşıyor. Maddi durumu çok çok iyi. 5 tane dairesi var. Evet. Benim gözüm yok. Tabii kendi kazandı. Hocamıza ne soruyorsunuz? Hocamıza ne soruyorsunuz? Benim hani ben bir de bu durumdan dolayı köydeki yerlerimizi annem bize vermiyor. Bana vermiyor. Köyden bana hiç yer vermiyor. Ben ev yapacağım diyorum. Parça çıkıyor. Vermiyor. Ben de anamı kucak boyunca aramadım. Kızdım ona. Kırıldım. Aramadım. Hı. Benim yetimlerim varken bana destek olsun yani klasik oluyorsun dedim. Aramıyorum. O beni ararsa hiçbir şey olmaz gibi konuşuyorum ama kendim aramıyorum. Ne zamandır konuşmuyorsunuz, aramıyorsunuz? Efendim? Ne zamandır konuşmuyorsunuz, aramıyorsunuz? Bu bahardan beri, yaz boyunca. Ama şimdi yani bu mal davası, para davasından dolayı annenin kalbi kırılır mı? Yani hoş mu sizce? Hoş değil ama ben bir de çocuk yansım. İhtiyacı dedim. Var ben diyorsunuz. Rahatsızım. Evlatlarımın ihtiyacı var diyorsunuz. Anne de bunu görmüyor diyorsunuz, öyle mi? Evet. Bana ya destek olduğu yerde ben ondan fazla bir şey istemiyorum. Bizim köyde yerimiz var. Anladım. Bizim peki bu evde yap babadan kalan parayla ev yaptırmışsınız ya. Evet. Bu evde şimdi kimler kalıyor? Siz giriş katı bana verdiler diyorsunuz. Ufak bir daire. Diğerleri kocaman büyük saray gibi daireler dediniz. Değil mi? Yanlış anlamadık. Üst kattaki 3 daire büyüktü. Benim dairem küçüktü. Tamam. Orada kim kalıyor? Abiler, kardeşler mi kalıyor? Öbür 3 daire kardeşlerim aldı. Birini ben aldım. O giriş katı. Ha, bundan ve da ben razı baba kat olarak aldım. Evet. Aldıktan sonra içini kendim yaptım. Mesela cezimi kendim yaptım. Evlerim kendim. Hiç babetlik olmadı bir daha. Peki. Yani, anlaşıldı ama, sorunuz. Anlaşıldı. Anneyi aramıyorsunuz, sormuyorsunuz. Günaha giriyor muyum diye sordunuz. Teşekkür evet. ediyoruz. Hocam. Şimdi diyelim ki anne vermedi, almadı. Annenin hatası oldu. Anne onun hesabını anne verecektir. Kızımıza yakışan anneye saygısızlıkta kusur etmemeli. Şimdi anne verse hani diğer evlatları da var şimdi. Hocam, evet. Başka çocukları doğru. da var. Orada da sorun çıkabilir. Tabii anneye saygısızlıkta kusur etmemeli. Bakın şu kadar aydan beri görüşmüyorum, ziyaretine gitmiyorum diyor. Aramıyorum. Bu işte bereketin kalkmasına, ağız tadının, huzurun bozulmasına sebep olur. Hocam şöyle genel bir soru sorayım. Bizi izleyen anneler, babalar, büyüklerimiz vardır. Muhtemelen bu tür konularda sorun yaşayacak olanlar da vardır. Sağken işte anne babalar bu tür problemlerin yaşanmaması için ne yapmalı? Adil olmalı. Anneye, babaya yakışan sağlığında adil olmalıdır. Yani birine ver, ötekine verme, o olmaz.
Bundan dolayı da sorumlu olurlar. Ama öyle yaptıysalar bile evlada düşen de saygıda. Anne baba hata işledi. Onun hesabını onlar verecek. Ama bana düşen nedir? Ben saygıda kusur etmemeliyim. Anneyi hesaba çekmemeliyim. Babayı hesaba çekmemeliyim. Sen niye vermiyorsun? Sen niye yapmıyorsun? Yapmadı. Yetimlerim vermedi. Var diyor. Çocuklarım onun var hesabını diyor. O versin Allah'a karşı. Sen yeter ki saygıda kusur etme. Sen saygıyla mükellefsin. Kusur edersen ne olur? Ömrünün uzun, rızkının bol olmasını isteyen sıla-i rahimde bulunsun. İşte ömrün kısalmasına, rızkın azalmasına sebep olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.